nice eserlere diyelim. Ya Allah, Bismillah, buyurunuz beraber keselim. Ya Allah. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen sosyal gelişmeyi destekleme programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle İnebolu Belediyesi tarafından uygulanan İnebolu'da işleyen eller projesi tamamlandı. 2022 yılı Ağustos ayında imzalanan proje sözleşmesiyle uygulamaya başlanan proje 2024 yılının Mart ayında tamamlanarak hizmete alındı. Proje çerçevesinde yörede üretilen kestanenin katma değeri ürünlere dönüştürülmesi ve dezavantajlı konumda bulunan gençlerin ve kadınların istihdam edilmesi amacıyla kestane işleme tesisi kuruldu. Güncellenen 2024 yılı rakamlarıyla 6 milyon 638 bin lira bütçeli projeye KUSKA tarafından yaklaşık 5 milyon lira destek sağlandı. Sağlanan destekle ilçede atıl durumdaki bir okul, yapılan tadilat sonrasında konveyör, yükleme bandı, kestane elleme, kalibreleme, kestane silme temizleme, kabuk zar soyma fırçalama, hava separatörü savurma, doğrama dilimleme, kestane püre yapma, teneke kavanoz dolum, meyve sebze yıkama, meyve sebze kurutma öğütme ve vakum paketleme makinesiyle kestane dış kabuk alma, konveyör, seçme kontrol bandı, kestane püre karıştırma kaynatma kazanı ve soğuk hava odasıyla donatılarak kestane işleme tesisine dönüştürüldü. Yapımı tamamlanan tesiste kestane unu, kestane marmeladı, kestane püresi, kestane kremasıyla taze kestane paketleme ve konserve kestane imalatı yapılarak pazara sunulacak. Tesisin kestane sezonu dışında atıl kalmaması için de bölgede yetişen diğer meyve ve sebze gibi ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi yapılabilecek. Diğer yandan ürünlerin pazarda tutulmasını sağlamak üzere markalaşma çalışmaları çerçevesinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na marka tescil başvurusu yapıldı. Ürünlerin satışını desteklemek ve müşteri iletişimini güçlendirmek amacıyla internet sitesi kuruldu. Yine proje çerçevesinde İnebolu'da projeden yararlanması hedeflenen 15 kişiye proje süresince muhasebe, satın alma, halkla ilişkiler, girişimcilik, temel yangın, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği ile hijyen ve makine ekipman kullanımına yönelik 9 farklı eğitim verildi. Projeyle ilçede dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımının kolaylaştırılması, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanırken, bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermaye arttırılmış olacak. Diğer yandan sosyal yardım alan kesimlerin gelir düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacak olan proje, toplumda dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına destek sağlayacak. İnebolu'da Kadın Kooperatifi tarafından işletilecek tesiste kestanenin katma değer ürünlere dönüştürüleceğini söyleyen KUSKA Genel Sekreteri Serkan Genç şunları söyledi. İnebolu'da İşleyen Eller Projesi'ni sosyal gelişmeyi destekleme programımız kapsamında İnebolu Belediye'mizle beraber yürüttük. Sosyal gelişmeyi destekleme programını biz her yıl illerimizden projeler oluşturuyor ve kalkınma ajansı olarak da bu projeleri yerelde uygulamasını yararlanıcı kuruluşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. İnebolu Belediye'mizin kadın istihdamını arttırmakla alakalı fikirleri vardı. Bu konuda neler yapabiliriz'i birlikte oturarak değerlendirdik. Kalkınma Ajansı olarak kestane pazar araştırması raporumuzu hazırladığımız bir döneme denk geldi. Bu noktada da biz kestanenin türev ürünlerinin pazarda yüksek payının olduğunu da görmüş olduk. İnebolu ilçemiz kestane potansiyeli oldukça yüksek ve önemli bir ürünümüz. Özellikle sahil kesimimizdeki ilçelerimizde kestane üretimi yapılıyor. Ama bu potansiyelin az bir kısmını değerlendiriyoruz. Sosyal gelişmeyi destekleme programımızın amacı biliyorsunuz dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata katılımı, hem sosyal yönü hem de ekonomik yönü olan projeleri bu program kapsamında hayata geçiriyoruz. Sosyal tarafında İnebolu ilçemizde bir kadın girişimcilerimizden oluşan bir kadın kooperatifini ilk defa bir kadın kooperatifi
kurulmuş oldu. Kadın kooperatiflerimiz bu oluşturulan tesisi işleterek kestane ürünü katma değerli ürünler haline getirecekler. Kestane unu, kestane marmalatı gibi birçok ürün bu tesiste işlenecek. Diğer taraftan kestane sezonu dışında da aktif olarak çalışmasına yönelik de tasarlandı ve diğer tarımsal ürünlerin de tesiste işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması mümkün olacak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak projenin %75'ini destek sağladık. Diğer kısmında İnebolu Belediye'miz üstlenerek bu projeyi hayata geçirdi. İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Hüner Özaysa şunları söyledi. İnebolu'da bir kadın kooperatifi yoktu. Biz bir kadın kooperatifi kurup kadınlarımızı ekonomiye değer kazanır hale getirmek istedik. Bununla ilgili ne yapabiliriz araştırdığımız zaman gördük ki KUSKA bu işin başında. KUSKA ile irtibata geçtik. Projelerimizi hazırlattık. Bakanlık tarafından projelerimiz onaylandıktan sonra çalışmaya başladık. İhale sürecimiz oldu. İhale sürecinde bu gördüğünüz fabrikaların bütün malzemelerini temin ettik. %75 KUSKA desteğiyle yaptığımız bir proje ve bunun sonucunda da gördüğümüz bu tesis meydana geldi. Aşağı yukarı 12 milyon lira civarında bir maliyeti var bu fabrikanın. İlçede bayanların ilk kooperatifleşmesi ve ilk olacak İnebolu ilçesinde. İnşallah bunu ürün yelpazesinde genişletmeyi düşünüyoruz. Tarımdan gıda üretimi izin belgemizi aldık. Bunun sonucunda da diğer ürünleri de çeşitlendireceğiz. Kestane olarak başladık. Yalnız kestane bildiğiniz gibi sezonluk bir ürün. Onun dışındaki zamanda ilçede bol miktarda elma, armut, kivi, hurma yetişiyor. Bunları da kurutarak doğal ortamlarda herhangi bir katkı maddesi olmadan paketleyip halkımızın hizmetine, halkımıza sunacağız. İnşallah tahmin ettiğimiz piyasayı oluşturup hem ilçemize hem kadınlarımıza hem köyden bunları yetiştiren üreticilerimizden hem onlara kaynak sağlamış olacağız hem kadınlarımıza kaynak sağlamış olacak. Mutlu aileler oluşturmak istediklerini söyleyen Özay şu şekilde konuştu. Mutlu aileler yaratmaya çalışıyoruz. Mutlu ailelerin temeli de kadınların mutlu olmasından geçiyor. Şu anda kooperatifimiz 15 kişiyle kuruldu. 15 kişinin üzerinde ürünlerin çeşitliliğiyle beraber sayıyı artırabiliriz ama minimum 15 kişi üzerinden yürüyecek bu tesis. Kestane çölyak hastalarına iyi gelen bir unu var kestanenin. Kestanenin ununu değerlendireceğiz biz. Bu çölyak hastaları için bir artı oluşturacak. Pastanecilik sektöründe kestane püresi çok kullanılan bir ürün. Kestane püresi yapacağız. Onu da piyasaya satmayı hedefliyoruz. Bunun dışında kestane şekeri de yapmak istiyoruz. Bizim kestanemiz Bursa'dakine nazaran daha küçük ama daha lezzetli. Yani orada şeker bir katılıyorsa biz de çeyrek katlarak ve minimum katlarak bunu sağlayacağız. Çünkü gerçekten bizim kestanemiz İstanbul'da kuzu kestanesi olarak satılır. Bunu tüm Türkiye bilir, İnebolu kestanesi. O kestaneyi biz değerlendireceğiz. İnebolu ilçesinde 4000 ton civarında hesaplanan kestane var. Toplanıp hizmete sunulabilen %15-%20 civarında. Biz bunu maksimuma çıkartmak istiyoruz. Yani bu 4000 tonun da tamamını işleyebilecek kapasitemiz var. Yalnız tabii bunun toplanması gerekiyor. İlçe biliyorsunuz Abana, Bozkurt, işte Çatal Zeytin, Doğanyurt, Küre'nin tam ortasında merkezi bir konumda ilçemiz. Bundan dolayı da bu çevre ilçelerdeki kestane ürünlerinde ve diğer doğal ürünlerde alacağız onlardan. Bu fabrikada işleyip halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. İnebolu İstiklal Yolu Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Kevser Dumanoğlu da şunları söyleyeceğim. Kooperatifimiz belediye öncülüğünde yaklaşık belediyemizin 18 aylık bir çalışması sonucunda KUSKA'dan destek alarak SOGEP kapsamında bugünlere kadar geldi. Burası İnebolu'muzun mahallesinde bir eski bir okuldu. Buranın tadilatı, bakım onarımı yapıldı. Ardından makine ekipmanlar alındı, buraya yerleştirildi. Bu süreçte de kooperatifimizin kurulum aşaması yapıldı. 15 tane üyemizle kooperatifimize başladık. İnebolu'nun tarihinde kadın hep var zaten. Geçmişten günümüze, Şerif Abacımızdan bugüne kadar, Kurtuluş Savaşımıza daha öncesinde İnebolu'da ve Kastamonu'daki kadının gücünü göstermek için belediye öncülüğünde bu şeye başladık. Biz kurulan bu tesisimizde yöremizde yetiştirilen kestaneyi ayıklama makinesinde boyutlarına göre ayıklayıp kabuklarından soyaraktan kendimiz kestane unu
kestaneyi çeşitli şekillerde paketleyip, vakumlayıp satarak kestaneden bu şekilde yararlanmayı düşünüyoruz. Elma, yöremizde yetişen, portakal, yine yöremizde yetişen kivi, Taşköprü ilçemizin sarımsağı meşhur. Taşköprü ilçemizin sarımsağını kurutup, kuru sarımsak olarak. Ardından yöremizde yetişen burada bizim kaynatma kazanımız var. Bu kaynatma kazanımızda konserve üretimi. Buradaki makinelerden biz tam kapasiteyle yararlanmak istiyoruz. Bizim amacımız burada zaten doğal bir şeyler üretmek. Doğal, içine herhangi bir katkı maddesi katmadan halkımıza doğal şeyler satmak. Ev hanımı Arzu Çakıroğlu da İnebolu'da bol ve doğal olarak bulunan bütün sebze, meyve ve kuru yemişleri testte işleyip tüketiciye sunmak istiyoruz dedi. Burada öncelikle ilçemizde bol ve doğal ürettiğimiz bütün sebze ve meyve ve kuru yemişleri tam olarak bir artık tüketiciye sunacak duruma getirmeye çalışıyoruz. Öyle bir hedefimiz var. Bu kurutması olabilir, konservesi olabilir, reçeli olabilir. Tam olarak aslında hem üreticinin elindeki malları değerlendirmek hem de biz de bundan istihdam ve kar sağlamak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz ama nerede çalışalım? Hep bu kulağıma geliyor. Ben kendim bir işe girmektense benim gibi çalışmak isteyen birçok kadınla beraber dayanışarak bir iş kurmak istiyordum. Tam böyle bir hayalim varken benim gibi düşünen kadınların videolarını, haberlerini izledim ve daha fazla bir istek arzu oluştu. Yapabilirim dedim. Daha sonra zaten kooperatif açılacağı bilgisi gelince ben dedim tamam bu benim hayallerim olan şey, tam olarak istediğim şey. Amacımız hem kadınlar bir arada dayanışarak, birbirine destek olarak bir kar sağlamak, mutlu huzurlu bir şekilde çalışarak hem de evlerine katkı sağlayarak hem de ailelerin de çok fazla ihmal etmeyecek bir iş planıyla ailesine katkı sağlamak.